Yasalara göre tüketiciye satılmak üzere hazırlanan gıdaların ambalajları üzerinde paketin içinde ne olduğunu gerçekçi bir biçimde yansıtması gerekmektedir. Örneğin bir süt şişesi üzerinde 128 sıvı ons yazıyor ve şişenin içindeki sütün ortalaması da 128 sıvı onssa, bu süt paketi yasalara uygun bir ambalaj olarak kabul edilmektedir. Şişeleri dolduran makineler ambalaj üzerindeki miktara göre ayarlanabilmektedir. Şişelerin doldurulma aşamasındaki değişkenlik, süt şişelerinin içerdiği süt miktarının normal bir dağılıma sahip olmasına sebep olmaktadır. Bir fabrikadaki süt dolum hattından rastgele seçilen 12 süt şişesinin içerdiği süt miktarları kayıt altına alınmıştır. Seçilen 12 süt şişesinin örneklem ortalaması ve örneklem standart sapması sırasıyla 127,2 ons ve 2,1 ons olarak kayıt edilmiştir. Bu ambalajlama fabrikasının yasalara uygun olmadığına dair yeterli kanıt var mıdır demişler. Cevabınızı istatistiksel veriler ile destekleyiniz diye de eklemişler. Hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hadi şimdi birlikte yapalım. İsterseniz önce soruda verilenleri bir gözden geçirelim. İşe mü'yü tanımlayarak başlayacağım. Mü eşittir, evet, fabrikadaki şişe popülasyonundaki ortalama süt miktarı. Buna dayalı olarak şimdi de hipotezlerimizi belirleyelim. 0 hipotezi. Yasalarla uyumlu olduğumuz, yani fabrikadaki şişelerin ortalamasının 128 onsa eşit olduğu yönünde olacak. 128 ons yasalara uymak için gerekli minimum miktar, öyle değil mi? Evet. Bu durumda karşıt hipotezde yasalarla uyumlu olmadığımız, yani ortalamanın 128 onstan az olduğu yönünde olmalı. Bu yasalara uymadığımız durumu tanımlar. Evet. Anlamlılık testi yapmak için de bir anlamlılık seviyesi belirlemek gerekir. Hemen bunu da not ediyorum. Bu arada soruyu sınavda bizden beklenen şekilde çözmeye çalışıyorum. Ve bu ileri seviye istatistik sınavından alınmış iyi bir soru. Anlamlılık seviyesini 0,05 olarak belirlemek istiyorum. Bu testlerde sıklıkla kullanılan bir seviye. Soruda bize verilmediği için de bizim belirlememiz gerekiyor. Şimdi bir de çıkarım yapabilmek için gerekli koşulları kontrol edelim. Bunu da buraya not ediyorum. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşullar. Bu koşullar kullandığımız örneklemin çıkarım yapabilmek için, yani anlamlılık testi yapabilmek için uygun olup olmadığını belirlemek adına kullandığımız koşullar ve birincisi rastgelelik koşulu. Bir bakalım, soruda seçilen örneklemin rastgele seçildiğini söylüyorlar. İleri seviye sınavı ben çözüyor olsaydım bu söylediğimi buraya yazardım açık seçik. Evet, soruda bize bir fabrikadaki süt dolum hattından rastgele seçilen 12 süt şişesi diyorlar. Tabii cümlenin devamı olduğu için buraya nokta 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 da koyayım. Evet, koşulu bu sayede sağladığımızı açıkça belirttim. Sıradaki koşul normal koşulu. Bu örnekleme dağılımının normal olup olmadığı ile alakalı bir koşul. Bunu belirlemenin farklı yolları var. Birincisi, örneklem boyutumuz eğer 30'dan büyükse ya da 30'a eşitse örnekleme dağılımının kabaca normal olacağını kabul edebiliriz. Ama bu sorudaki örneklem boyutu 30'dan küçük. Evet, böyle olduğu için normal koşulunu sağlayıp sağlamadığımızı görmek adına diğer yola başvurmamız lazım. Bunu elimizdeki örneklemin alındığı popülasyonun normal bir dağılıma sahip olup olmadığına bakarak yapabiliriz. Soruyu incelerseniz bize şişelerin doldurulma aşamasındaki değişkenlik, süt şişelerinin içerdiği süt miktarının normal bir dağılıma sahip olmasına sebep olmaktadır dediklerini görebilirsiniz. O halde burada da soruya referans vererek cümlenin yine bir kısmını alacağım. Soruda bize süt şişelerinin içerdiği süt miktarının normal bir dağılıma sahip olmasına dediklerini not ediyorum ve bu sayede normal koşulunu da sağladık. Son koşul ise bağımsızlık koşulu. Evet, böyle geçer. Bu da örneklemdeki tekil gözlemlerin birbirinden bağımsız olup olmadıkları ile ilgili olan bir koşuldur. Örneklemi seçtikleri şişeleri geri koyarak yapıyor olsalardı ki böyle yapmıyorlar, ben 12 şişeyi arka arkaya seçmişler gibi bir hisse kapıldım, o zaman bu koşulu sağlamış olurduk. Bağımsızlık koşulunu örneklem boyutu eğer popülasyonun %10'undan küçükse de sağlamış oluruz. Bu yüzden şişeleri geri koyarak yapmıyorlar ama 12'nin popülasyonun %10'undan küçük olduğunu varsayıyorum, yazıyorum ve bu sayede bu koşulu da sağladık. Harika. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulları sağladık ya da sağladığımızı varsaydığımıza göre bize aksini iddia eden bir bilgi de vermedikleri için T değerini hesaplamaya geçebiliriz. Sonra da P değerini hesaplayıp bunu anlamlılık seviyesiyle karşılaştıracağız ve hangi çıkarımları yapabileceğimize bakacağız. T değeri, bu arada eğer soruyu bu noktadan sonra kendi kendinize çözebileceğinize inanıyorsanız videoyu hemen durdurun ve soruyu kendi kendinize çözün, olur mu? Pekala, T değeri örneklem ortalaması eksi 0 hipotezinde varsaydığımız ortalama. Bu yeni gösterimi kullandığım için ne olduğunu da hemen tanımlayayım. Bu 0 hipotezinde varsaydığımız ortalamadır. Sonra da bunu eğer z değeri buluyor olsaydık örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasına bölerdik ki bu da ortalamanın standart hatası olarak bilinir. Ama söz konusu olan t değeri olduğu için, yani bunun ne olduğunu bilmediğimiz için bunun yerine örneklem standart sapması bölü n'in karekökünü yazıyorum. Bu tarz bir sınavdaysanız bunların ne olduğunu açıklamalısınız. Standart gösterimleri kullanıyorsanız sınavınızı kontrol edenler neyin ne olduğunu anlayabilirler ama eğer vaktiniz varsa neler yaptığınızı açıklamanız gerçekten de çok daha iyi olabilir. Peki, hesaplamaya geçelim. 127,2 yani örneklem ortalaması eksi 0 hipotezinden varsaydığımız ortalama yani 128 ve bölü örneklem standart sapması yani 2,1 bölü 12'nin karekökü. Hemen hesap makinemi çıkarayım. 127,2 eksi 128 bölü parantez açıyorum. 2,1 bölü 12'nin karekökü. Evet, parantezi de kapatayım. Doğru yazdım değil mi? Evet, doğru gibi görünüyor. Eşittir. Evet, sonuç yaklaşık olarak eksi 1,32'ye eşit. Şimdi sıra P değeri, yani bundan daha küçük bir T değeri elde etmenin olasılığında. Bunu da T küçük ya da eşittir eksi 1,32 olarak not ediyorum. Şimdi hesap makinemi bir kere daha kullanacağım. T değeri için kümülatif dağılım fonksiyonunu seçiyorum. İşte burada. Bize sol kuyruk lazım. Yani eksi sonsuz ile eksi 1,32 arasında kalan alanı istiyorum. Eksi 1,32 serbestlik derecesi örneklem boyutunun 1 eksiği yani 11'dir ve evet TCDF eksi E99'dan eksi 1,32'ye virgül 11. Eğer sınavdaysanız bunu da yazmanız gerekir. Neden diyecek olursanız sınavınızı kontrol edenler ancak bu sayede sonucu nasıl bulduğunuzu anlayabilirler de ondan. Eşittir 0,107. Hemen not edelim. Yaklaşık olarak 0,107'ye eşit. Bunu nasıl bulduğumuzu yazmanın önemli olduğunu söylemiştim. Onun için buraya TCDF yani T değeri için kümülatif dağılım fonksiyonunu kullandığımı yazıyorum. Fonksiyona eksi 1 çarpı 10 üzeri 99'dan eksi 1,32'ye kadar olan aralığı ve serbestlik derecesi olarak 11'i verdiğimi de ekliyorum. Evet, bu fonksiyonu kullandığımızda bu sonucu elde ettik. İsterseniz T dağılımını da çizebilirsiniz. Aslına bakarsanız bunun çok da iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hemen çizelim bence. Bu ortalaması, bu da bulmak istediğimiz alan. Buraya da bir ok çizeyim ki burada hesapladığımızın bu olduğu açıkça anlaşılsın. Ve artık çıkarım yapmak için hazırız. Bununla anlamlılık seviyemizi karşılaştıracağız. 0,107 0,05'ten yani anlamlılık seviyesinden büyük olduğu için bunun alfa olduğunu da belirtelim. 0 hipotezini reddedemiyoruz. Soruyu bir kere daha okuyayım. Bu ambalajlama fabrikasının yasalara uygun olmadığına dair yeterli kanıt var mıdır? Bulduğumuz sonuç fabrikanın yasalara uygun olmadığına dair... her şeyi bu ekrana sığdırmak istiyordum ama sanırım yerim yetmeyecek. Biraz aşağı iniyorum. Evet, yeterli kanıt yoktur dedik. İşte bu kadar.